arkadaşım. Ona göndereceğim şimdi. Şu röportaj yapar gibi bir fotoğraf çekseniz de şey. Belki de benim tarihinde gördüğüm en güzel hasat geçti. İlkbahardan belliydi zaten hasatın nasıl geçeceği. O çocukluğumun ilkbaharı gibiydi. Uzun uzun böyle çiçekler üstünde kaldı. Ve daha yeni bitirdik hasatımızı. Bugün bitirdik hasatımızı. Çok şanslıyız bu kadar uzun bir hasat. Ve her şey çok güzel. Yani sırf zeytin, pardon sırf bağlar değil, üzümler değil. Harika zeytinler de geliyor. Türkiye çok iyi bir yıl geçirdi diye düşünüyorum bu sene. Urla'da tabii işte terroir dediğimiz şey var. Belki bizde çok iyi geçen bir hasat Fransa'da çok kötü geçebilir. Ya da bizde çok iyi geçen bir hasat Erzurum'da iyi bir hasat olmayabilir. Ama Urla'da bu sene en azından öyle söyleyeyim çok şanslıydık. Çok iyi bir hasat geçirdik diye düşünüyorum. TÜBİTAK projesi yaptım. Bundan 16-17 sene önce başladı. Yani buranın kaybolan bir çeşidiydi Urla karası. Adı var, kendi yoktu. Hemen hemen 6-7 yıl sürdü. Dere tepe, dağ taş dolaşıldı bütün Karaburun Yarımadası'nda. Dededen babadan kalan çok eski bir bağ var mı diye. Ve Karaburun'da 2 adet, burada Urla'da Ovacık köyünde 1 adet. Benim gövdemden büyük, böyle bir ormanın kenarında 100 küsür yaşında 3 tane omca bulundu. O omcalar DNA'larından araştırılıp kaybolan Urla karası olduğu ispat edildi. Amfilografik çalışmaları yapıldı ve Dünya Ansiklopedisi'ne girdi. Biz de oradan çoğalttık ve o çoğalttığımızdan da çok başarılı sonuçlar aldık. Ve inşallah artık elimizde yeteri kadar materyal olduğu için bu sene Urla'daki üreticilere yavaş yavaş çelik vermeye başlayacağız. Ve tekrar dünya medeniyetine, Anadolu medeniyetine geriye kazandırılmış olacak. Farklıdır, her üzüm farklıdır. Yani Urla karası, papaz karası, kalecik karası, öküz gözü, boğaz kere bunlar hep farklı çeşitler. Tatları farklıdır, yapıları farklıdır. Ama endemiktir, yani Anadolu'ya aittir, buraya aittir. Tabii bunlar çok önemli. Kayboluyordu, yani bir daha dünyada öyle bir şey olmayacaktı. Onun için çok önemliydi bizim için, çok mutluyuz.